Evet, Cuma gününden beri yaşadığımız bu felaketin kahramanlarını ekranlara getirmeye devam ediyoruz. Bir taraftan yıkım ekibinde çalışan kahramanlar, bir tarafta güvenliğimizi sağlamaya çalışan polis ve askerlerimiz. Ama bir başka kahraman grubu daha var. Burada bu kadar işin arasında bu güvenliğimizi sağlayanlara, arama kurtarma ekiplerine, basın mensuplarına, burada yakınlarını kaybetmiş insanlara yemesini, içmesini sağlayan, can siperhane çalışan, 24 saat çalışan STK'lar var. Hayrat Yardım Kuruluşu, Ali Bey yanımızda. Öncelikle geçmiş olsun hepimize. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Tüm İzmir'imize, Türkiye'mize gelmiş geçmiş olsun. Cenab-ı Allah böyle acıları bir daha göstermesin inşallah. Fakat şöyle bir gerçek var. Burası İzmir. Deprem kuşağında olduğumuzu tekrar hatırlamış olduk. Bizler İzmir'de unutmuştuk aslında depremi. Bunu hatırlamış olduk. Böyle bir olayla Allah ölenlerimize rahmet eylesin. Geride kalanlara da acil şifalar, sağlık, sıhhat nasip eylesin. Sabahtan beri umudumuz var, hala var. Ayda Bebek hepimize umut oldu. Ben 2 gün önce Ahmet amca burada çıkarılırken arama kurtarma ekiplerine yardım etmiştim. O gün de söylemiştim. Umut var. Hatırlarsınız 90'lı yıllardaki depremlerde 8 gün sonra, 6 gün sonra, 5 gün sonra çıkarılan insanlar vardı. Biz umudumuzu kaybetmedik. Bizler de tabii bu işin birkaç ayağı var. Arama kurtarma ekibi arkadaşlar oradalar. Onlar canhıraç, tabiri caizse iğneyle kuyu kazıyorlar. 2. level burada emniyet güçleri arkadaşlarımız var. İtfaiye var, işte vinçler var, operatörler var. 3. kısım arka tarafta bizler varız. Çünkü buranın lojistiğini, gıda, barınma, bu tarz ihtiyaçlarını bir ekibin karşılaması lazım. Bizler de Hayrat İnsani Yardım Derneği olarak AFAD ve Kızılay'ın koordinasyonunda şu anda yardım faaliyetlerine devam ediyoruz sahada. Cenab-ı Allah muvaffakat verdi. Elhamdülillah her gün burada sıcak çorba ikramımız, kumanya ikramımız, sıcak yemek ikramımız devam ediyor. Sadece bu bölgede değil, aynı zamanda çadır kentleri de yardım ulaştırmaya devam ediyoruz. Her gün sabahleyin Kızılay'ın koordinasyonunda İzmir'de bulunan bütün STK'lar, İHA'sından Deniz Feneri'ne, Hayrat'ından Beşir Derneği'ne, birçok STK burada her gün sabah bir faaliyet içindeler. Sizler zaten görüyorsunuz, birlikteyiz. Yaklaşık 4-5 gündür burada hep beraber canhıraş 24 saat esasında. Bizim bu arada Hayrat'taki çalışan arkadaşlarımızın tamamı gönüllü. Yani derneğimize gönül vermiş arkadaşlarımız. Bu gönüllü arkadaşlarımız şu anda buradaki yardım faaliyetlerine katılıyorlar. İkramlarıyla, efendime söyleyeyim, moral, motivasyon, insanlara bir tebessüm, bir güler yüz bile burada çok büyük bir ihtiyaç. Biraz önce sohbet ederken, yani cahilce belki ama dedim ki, siz bir işletme olsanız, evet, biz de parayla gelen bir müşteri olsak, bize bu kadar ilgi göstermezsiniz. Yani şimdi şu var. Hayrat'ta çalışan tüm arkadaşlar muhteşem bir moral motivasyon içerisinde. Teşekkür ediyoruz. Yani biz şuna inanıyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisi var. Mahzun gönüllere neşe serpmek. Bizim amacımız şu anda mahzun gönüller burada. İşte enkaz altından kurtulan insanlar var. Onların burada aileleri var. Şurada günlerce siz yani burada canlı yayınlarda sürekli çektiğiniz biliyorsunuz. Enkaz altından kurtulan ailelerin ne halde olduğunu, onlara bile bir tebessüm, abla şurada oturalım, burada yedirelim, şöyle içirelim, şöyle rahat edin, gece battaniyesiyle, gündüz işte ayranıyla, kıyafetiyle, yiyeceğinle, içeceğinle, buradaki insanların bir tebessümünü biz yani elhamdülillah yapmaya çalışıyoruz, gayret ediyoruz. İnşallah da muvaffak oluruz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Daha iyi günlerde karşılaşırız. İnşallah, inşallah. Teşekkür ediyorum. Bu arada siz de bu mahallenin... Tabii bu ben bu vefat edenler benim komşum. Hemen şu ara sokakta, 1564 sokakta benim ofisim var. Şahsi ofisim var. Hayrat İnsani Yardım'ın ofisi de bu mahallenin insanlarıyız. Aynen, aynen. Yani, evet, evet. Tanıdıklar, ben depreme burada... Depreme yakalanmış birisi, yani bu bina çöktüğünde arkamda toz bulutunu gördüm. Yani bu anı yaşayan birisi olarak buradaki hizmetin içinde de bulunmak bize bir onur veriyor, bir mutluluk veriyor. İnşallah insanlara bir muvaffakiyet vermişizdir. İnsanlara bir neşe serpmişizdir inşallah. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Allah razı olsun tekrardan. Sizlerden de inşallah. Çok evet, Hayrat Vakfı sorumlusu Ali Bey ile beraberdik. Sağ olun. Nezdinde tüm kahramanlara, gizli arkada kalmış kahramanlar. İnanın o kadar çok önemli ki evet, lojistiği sağlamak. Burada 24 saat boyunca hiçbir şey eksik bırakmıyorlar. Çok sağ olsunlar. Teşekkür ederiz tekrardan. Teşekkür ederiz. Efendim kısa bir ara tekrar yayınımız devam edecek.